You look lonely. I can fix that. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Yurttepe. Bugün mükemmel bir video çekeceğim. ATV'den bana ulaştılar. ATV ana haberden benim haberim yapılacakmış ve şu an oraya gidiyorum. Arkadaşlar ne haber? Ünlü oluyoruz o. Televizyonlara çıkacağız. Akşam izleyin beni. Ama ben bu videoyu geç paylaşıyorum. Hatta o haberin yapıldığı ana kadar bekleyeyim, tamam mı? Bu akşam yapılacakmış zaten. O parçayı da ekleyeyim diye düşünüyorum. Şu öndeki Megamize yol verirse daha hızlı gideceğiz. Ama abimiz yol vermiyor. Arkadaşlar ne haber lo? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Boş mu boş? Atla abi. Geleceğim yere yakınlaştım videoyu çünkü çok uzun sürmesini istemiyorum. Bir buçuk saat falan sürer büyük ihtimalle, öyle dediler. O yüzden ben de çok uzun sürmesin diye gelmeye yakın şey yaptım. Açtım videomu. Her yerden bir şey çıkıyor. Bu ne ya? Hani geçen zincir değiştiğim yer var ya. Oraya gidiyorum. Oradalar. Ya oraya gelecekler. Çünkü adamlar bana yazmış Instagram'dan. Ben görmemişim. Sonra benim ustama yazmışlar. Benim o videoyu izlemişler. Zincir dişli değiştirirken ki videoyu izlemişler büyük ihtimalle. Çünkü ustamın direkt dükkanını aramışlar. TMS'yi aramışlar. Böyle bir durum var diye biz ulaşamadık Furkan'a diye. Ustam da beni aradı, gel dedi. Ünlü oluyorsun dedi. Bizim böyle şeylere ihtiyacımız yok da. Pek de sevmem böyle şeyleri. Neyse yapalım. Bir deneyimimiz olsun. Belki iyi olur. Güzel reklam olur büyük ihtimalle. Reklamın iyisi kötüsü yok. Reklamdır. R25'tir. CBR 250. Aha burada. Özür dilerim ya, kusura bakmayın. Gerçekten görmemişim mesajınızı. Sosyal medyana yazdım. 118.80'den arattım. Sana ulaşabilmek için. En son bir videondan çocuk. Sağ olsun Serdar. Kusura bakmayın ya. Adam bana ulaşmaya çalışmış. Adam muhabir galiba. Bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi ben anons çekeceğim. Tamam. Şöyle biz arabayla geleceğiz. O aynı senin yaşadığın gibi sağa çek diye bağıracağım. Tamam. Ondan sonra sen arabayla seni önüne kıracağız. Bir canlandırma yapacağız. İşte böyle yaşadı falan deyip ben konuşuyorum. Tamam. Bu arada mikrofonla anlatıyorum. Tamam. Sen bu kameranla çekersen bize atabilir misin? Tabii ki. Ama tabii ki. Ama bir zamanda atabilirsin. Çünkü bu akşam bu akşam haberde yayınlandı. Transferden falan çok kısa sürede atma imkanı olur mu? Eğer yok dersen başka türlü normal çekeceğiz. Onun edit işlemi var, bir de uzun sürüyor. He. Ama benim bahsettiğim 30 saniyelik bir video olacak. Tamam, onu o zaman ayarlarım ben. Ama eğer yollayamazsan haber patlar. He. Ben sadece, bak şöyle yapacağız. Arabayla gideceğiz. Ben sağa çek diye sana bağıracağım. Tamam. Sen sağa çekeceğim. Ben arabada ineceğim, işte başına bu geldi falan bilmem ne. Ruhsatı sordu, iş orada patladı diyeceğim. Bırakacağım. Yani 30 saniye falan. Tamam, ben onu atarım ben size. Bana ne zaman yollayabilirsin? Hemen 10 dakikada hallederiz. Ama bak eminsen, yoksa ben o zaman güvenerek öyle çekeceğim anonsu. İsterseniz risk almayalım. Efendim? Bir ayarlarız ya, onu hallederiz. Tamam. Sana güveniyorum bu konuda. Risk almasak mı ya? 10 saniyelik benim o çektiğim videoyu bana atacak. Tamam, airdrop'tan telefondan falan atsam size. Kalite nasıl olur? Telefon. Kalite yüksek olur. iPhone mu telefon? Ha, hemen burada halledildi. Evet. Ha, tamam. Deneriz, en kötü yedeğini alırız. Tamam, öyle yaparız. Ne böyle? Korkunan adam bu abi. Evet abi. Nezaketli davranda hem de çok yardımcı olur, sağ olsun. Vallahi öyle. Mantık değil. Sende nasıl bir sabır var lan? Peygamber sabrı mı var?
Ben değilim, motorcu ben değilim abi. Bana ruhsat sorun yok. Abi dayak mıydı? Ya ben... Yok, çok iyi yapmışlar. Bir adam karşıya nasıl gelecek, böyle konuşacak. Sen de nasıl bir sorun? Ufacık bir şey var abi zaten. Şöyle bir orantı düzüze de. Ben de biliyorum. Yani baktığın zaman. Şimdi sana birkaç sorun var. Bir, olay yeri neresi? İçerenköy. İçerenköy. Bu olay başka bir yerde haber oldu mu? Hayır, hiç haber olmadı. Sadece sosyal medyada. Harika. Özel haber yazacağız. İçerenköy'de başka bir yerde haber olmadı. Hayır. Kanalda, hayır, hayır. Güzel, özel haber o zaman. Özel haber logosuyla yayınlayacağız. Takalım ya. Tamam, abi geleceğim yanına. Ben işim var. O tesadüfen oradan geçen biri. Sonra bir temasınız oldu mu, iletişiminiz? Sonradan uzlaştık. Hayır, sonradan uzlaştık. Sonra, tamam. Sonra bir daha görüşmedik sonra. Yok, görüşmedik. Şimdi şöyle oldu. Yani benim avukat... Süre olarak? Süre olarak hemen videonun tarihine bakayım. Çünkü aynı gün paylaştım ben. Ha, bir iki ay oldu mu? Hemen bakalım. Özel haber. Güzel. Çünkü ben aynen o tarihte paylaştım. Evet. 2 milyon izlenmiş. İlk yorum. 4 hafta, 1 ay olmuş. Bir ay, güzel. Tamam. Hiçbir yerde yayınlanmadı. Hayır, hiçbir yerde. Sadece sosyal medya. Tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Önce normal röportajımızı yapacağız. Tamam. Olayı konuşacağız. Bir anda yanımdan yaklaştı, sağ çek diye bağırdı. Ondan sonra, o motor bu motor. Aha, bu motor. Süper. Bu motorun, benim motorumun çalıntı olduğunu, arkadaşının olduğunu söyledi. Ona çok önemli bir detay, senin kontağını alması. Bunu polis de yapamaz, yasal olarak. Ben zaten onu yapınca ben polis sandım. Büyük ihtimalle dedim, geride... Geri bağırıyor polis misin diye. Evet. Yok diyor. O detaydan lütfen çok önemli bir bahsedelim. Polisin dahi alamadığı bir şey, gelecek kontağını alamak. Taciz var, hırsızlık suçlaması var, gasp var, senin motoruna el koymak demek. Kontağı, doğrudur, doğrudur. Daha iyi biliyorsunuz. Onun dışında üzerine yürüme var, bir yer ufak bir arbede gibi bir şey da var. Peki bir şey diyeceğim, biz şimdi arkada o adamla uzlaştık. Biz onu kötülemeyeceğiz ama, haber öyle bir haber. Bu olay, olayın gerçeği. Son yıllarda gördüğümüz en enteresan ve... Hani muadili var mı, örneği var mı, o da çok belki de bir ilk. Yani birinin ön kesip kontak alıp ve çalıntı diyecek. Ve bunun örnekleri de çok oldu. Şimdi olay sonrasından babası aradı beni. Kardeşim gel bir görüşelim dedi. Zaten yakın oturuyormuşuz birbirimize. Yok, babası aradı beni, olayı anlattı. Dedi ki arkadaşımın oğlumun arkadaşının motoru çalınmış. Tuhaf olan ne diyor? Bak şu beyaz Ege'ye bizim araba. İstanbul'da kaç tane beyaz araba? Ege var, binlerce. Evet, evet. Her gelen bu çalıntı derse işin içinden çıkılır mı? Evet, ben de çok sinir oldum. Diyor, sadece. Bundan kaç tane vardır İstanbul'da? Öyle bir şey olabilir mi yani? Derdimiz o, merak etme. Amacımız o çocuğu kötülemek değil. Yaşanan bu enteresan olayı anlatmak. Önce röportaj, sonra bahsettiğim anonsu kas kamerasıyla yapacak. Tamam, süper. Hemen buradan atmayı deneyecek airdrop'ta. Olur, süper. Bir kontrol ederiz, okey. Tamam. Şey yapalım ya, şöyle motorları mı var? Olur. Buradan şuraya alalım, arkanda motoru. Motoru getireyim mi? Ha, senin evet, motoru alacağız. Şunu al. Yok, gerek yok. Sen niye ruhsatı bulamıyorsun? Panik mi yaptın orada? Ruhsat? Furkan, şöyle kardeşim. Tamam, o şekilde döndürelim. Kameraya doğru. Aha, iyi mi bu şekilde? Böyle biraz daha geri olma yaptın. Arkada motorları gördüm. Şimdi döndür şunu. Doğru, öteki tür döndür. Sağa doğru, bana doğru. Çok döndür. Tamam, böyle kalsın. Biraz daha şey yapayım. Şöyle dursun. Sen bir otursana açıya bakalım ya. Ben şöyle düşündüm ama uygun mu? Ben görünmeyeyim, çok iyi. Tamam. Ara sıra görebiliyorsun. Arkada şeyleri görüyor musun? Motorları. Bu kesti mi ya? Her tarafında olsun. Orta mı? Uygun bir çok kesti. Ama motorları kesmez miyim? Bak şimdi. Şöyle kurtarır mı? Böyle kurtarır mı? Aynen. Bir konuş bakayım, böyle ses alabiliyor muyuz yoksa... Şimdi ne söyleyeyim abi? Rastgele bir şeyler söyle, sesi bir kontrol edelim. Sen nerelisin abi? Ben Malatya'lıyım. Malatya. Hanım tarafından Malatya'lı.
Yavuz 1 2 3 4 bir şeyler. Yavuz 1 2 3 4 5 6. Tamam. O zaman böyle konuşuyoruz. Tamam. Tamam. Bana bakıyorsun kardeşim benim. Tane tane anlat lütfen. Bir anda bir araba yaklaştı. Sağa çekti. Ondan sonra direkt olayı anlatıyordum. İşten çıktım, eve gidiyordum. Kontağımı aldı. Ruhsat sordu. Çalın. Yok, olmuyor. Madde madde, tamam mı? Evet, bana bakalım. Ben hazırım. Böyle açayım mı? Hah, güzel. Bu sensin. Ben hazırım. Akşam bir, yollayacağım haberse. 3, 2, 1. Kardeşim çok büyük geçmiş olsun. Tam olarak ne oldu? Ben işten çıktım, eve gidiyordum. Sonra bir anda arkamdan biri selektör yaptı, korna yaptı. Ben de olayı anlamadım. Aslında ben ilk başta polis falan sandım. Dedim ki arkada belki bir hareket, bir yanlış bir şey yaptım. O yüzden bunu yapıyor sandım. Sonra camdan sağa çek dedi, bağırdı bana. Ben de çektim sağ. Adam zaten iner inmez aldı kontağımı çekti. Kontağı nasıl alabilir? Ya onu zaten alması suç. Ama ben o panikte onu polis sandım. Şey yapamadım, tepki veremedim ve şaşırdım. Sonra in motordan falan yaptı bana. Ben kesin dedim sivil polis falandır dedim. Geride bir şeyler yapmışımdır, yanlış bir hareket yapmışımdır. O yüzden bunu yapıyordur dedim. Sonra adam işte sonradan polis olmadığını ben anladım. Senden ne istiyor? Ruhsatımı istiyor. Bana diyor ki işte bizim motor çalınmış. Bu o motor diyor. Benim motora çalıntı diyor. Ve ruhsatımı istiyor. Ben de o panikle çantama baktım. Ruhsatımı bulamadım. Sonrasında ruhsatı gösterince zaten bu döndü. Bir anda döndü. Yanlış yaptığını anladı. Çok net soruyorum. Bu motoru çaldınız mı? Hayır. Tabii ki de hayır. Yani yıllardır ben bu motoru kullanıyorum. Hatta YouTuber'ım. Instagram'da falan videolar çekiyorum ben bu videoyu da. Hatta ben o adama söyledim ki bak dedim motorun üstünde ismim yazıyor dedim. Bu motoru çalma ihtimalim yok dedim. Açtım sosyal medyamı gösterdim. Ona rağmen hayır bu ruhsatını göster falan dedi. Demek ki o an ruhsatım yanımda olmasaydı. Ne olacaktı? Salmazdı herhalde beni. Peki neye göre bunu çaldığınızı düşündünüz? Rengi model ediyor ya. Büyük ihtimalle böyle bir olay oldu. Onların da aynı motorundan çalınmış. Büyük ihtimalle o yüzden böyle bir durum yaşadık. Sonra... Daha önce böyle bir şey yaşadınız mı? İlk defa yaşıyorum ben böyle bir durum. Çok dikkatimizi çekti, çok sabırlıydınız. O sabrı nasıl korudunuz? Ya ilk başta ben onu polis sandım. Yoksa ben tepkimi gösterirdim. Sonrasında polis olmadığını anlayınca da etraftaki insanlar da onun tarafındaydı. Linç yerim diye ses çıkaramadım. Linçlenirim diye sesimi çıkaramadım. Sonradan işte madem motoru salmıyorsun dedim. Arayayım polisi arayayım dedim. Polise anlatalım derdimizi. Kendi gitti polisi aradı. Polisi aradı. Sonra da ben ruhsatı gösterdiğimde kardeşim dedi kusura bakma falan yaptı bana. Ben dedim öyle bir şey yok. Dağ başında mıyız? Sen gelip motor mu alıyorsun? Öyle bir şey olabilir mi dedim. Dağ başında mıyız? Alıp kontağı alıp kaçmak ne ya yani? Ruhsat yanınızda olmasaydı iş nereye giderdi sizce? Ruhsat yanımda olmasaydı polis gelirdi. O an polis gelirdi oraya. O şekilde halledebilirdik. Ama Allah'tan ruhsatım çantamdaymış. Zaten ben hep ruhsatımı çantamda, sırt çantamda taşıyorum. O gün işte o panikle bulamamıştım. Sonrasından buldum. Olayı öyle... Sonra hatasını anladı. Sonra ne oldu? Sonra uzlaşmaya çalıştık. Kardeşim kusura bakma falan demeye başladı. Ben dedim ki öyle bir şey olamaz dedim. Sen gelip anahtarımı alıyorsun. Bu taciz dedim. Sen öyle kaçamazsın dedim. Bekle dedim polis gelsin dedim. Evet hırsızlıkla suçlama var. Sen arabana binip direkt kaçamazsın dedim. Polis gelecek buraya kardeşim dedim. Sonra baktım temas yapıyor. Evet, sorun yok. Çarlık'a gidiyorsun. Keser miyiz abi buraları? Fiziki temas oldu mu? Fiziki temas böyle ittirme falan oldu. Sonra baktım iş uzuyor. Zaten bindi arabasına gitti. Ben de hemen motoruma bindiğim gibi karakola gittim. Kaydı gösterdim. Şikayetçi olduk. O da benden sosyal medyada yüzünü izinsiz paylaştığımdan dolayı şikayetçi olmuş. Peki bir an olsun motorunuzu alacağı aklınıza geldi mi? Öyle bir şey düşündünüz mü? Ya bir an şey sandım. Hırsızlık sandım. Benim motorumu böyle çalmaya çalışırlar diye bir taktik düşündüm ben onu. Sonra da etraftaki insanlar da hiç kimse olaya dahil olmadı. İki tane yaşlı amca vardı. Onlar da zaten başta onun tarafındaydı. Sonra benim tarafıma geçtiler. Evet. Yandaki insanlar şey niye ruhsatın yok gibi. Evet gibisinden. Evet yaşlı amca gelmiş bana diyor ki
Senin ruhsatın yok, şimdi polis gelecek sana ceza yazacak. Abicim polis ne bana ceza yazsın? Adam gelmiş beni bu hırsızlıkla suçluyor. Beni taciz ediyor, motorumu gasp ediyor. Polis niye gelsin bana ceza yazsın diye. İşte yaşlı insanlar. Nereye bağlandı konu? Konu... Ya helalleştiniz mi, dava mı var? Dava süreci devam ediyor ama sonradan bir şekilde uzlaştık. Şu an görüşmüyoruz zaten, hiç görüşmedik de. Ben ailesiyle konuştum, ailesi ulaştı bana. Bir şekilde uzlaştık, o şekilde konu kapandı. Yani özür dilediler mi? Evet, özür. Evet, özür dilediler. Ailesi ulaştı bana, özür dilediler. Zaten avukatları da, uzlaşma avukatları da arıyordu beni. Ben de pek uzatmak istemedim. Peki gerçekten buna benzer motor çalınmış mı, biliyor musun? Evet, gerçekten çalınmış. Bir de işin ilginç yanı, plakalarımız da uyuyormuş. O yüzden böyle bir... Aynı değil, benzer. Giresun Kastamonu, onu da Giresun Kastamonu çalınan motor. O yüzden böyle bir olay yaşadık. Yani plaka tutuyor, renk tutuyor, model tutuyor. Evet, evet. Ama yine de böyle bir şey yapmaya hakkı var mı? Hayır, öyle bir şey yapmaya hakkı yok. Gelir, düzgün bir şekilde anlatır bana olayı. Motorumuz çalındı, buna benziyor diye. Ben de çıkarırım, ruhsatımı gösteririm. Ki o anda açtım sosyal medya hesaplarımı. Ben YouTuber'ım falan dedim. Ona rağmen hiçbir işe yaramadı. Büyük geçmiş olsun. Adını soyadınız? Furkan Yurttepe. Yurttepe, tamam. Çok güzel oldu Furkan abi. Muhabirliğinden utandım lan. Ses nasıl? Sesli hiç sıkıntı yok. Gayet. Ama şey Furkan, şimdi seni bir kasksız detay görmemiz lazım. Hayır, bakmıyor. Bir tane şey yapar mısın? Şuradan normal yürüyerek motorunun yanına gel. Tamam. Çok iyi. Ya normal geliyorsun, motoruna biniyorsun. Hem bir an hem de bir kaskı takıyorsun. Söyleyeceğim. Gel. Gelsin mi? Buyurun. Sağ çek, sağ çek de bağır. Sağ tamam. Çek. Bu benim arkadaşımın motoru, çalmışsın sen diyeceğim. Ya sen de biraz şey yap tepki. Ne çalmak bu, benim motoruna cevap ver böyle. O şeyini nasıl yapıyor? Sola mı çeviriyor? Anahtarı mı? Yani. Şöyle çevirip çekiyorsun abi. Sana bir sıkıntısı yok değil mi? Yok yok. Tamam, bana hiçbir alacağım. Sorun yok. Bir de ne abi istersen? Çek. Çek. Aynen. Böyle göstereceğim kameraya. Tamam, ben tamam. Bu tarafta olsun. En sonunda ruhsatı soruyorum. Tamam, ben böyle tamam. Olayım. Sen açma mı? Bizi arabayla gelirken görecek misin? Abi senin GoPro şeyi görecek zaten. Ben şimdi... Benim 360 şey, GoPro görecek. Ha, tamam, o zaman senin... Açık mı? Açık. Biz böyle geleceğiz, sen böyle göreceksin. Tamam, al kardeşim. Ben burada bekleyeyim mi? Sen çok az az böyle adım atarsın. Tamam. Hani duruyor gibi olma. Sokağın başına. Bir de acı çekeyim ki.
Çek abi. Tamam. Burada durayım böyle. Böyle ağır ağır gideceksin sen, o biraz senden daha az geldi. Tamam. GoPro'ndan kayda gir. Tamamdır abi. Sen kayda gir. Ben kayıttayım abi. Ne oldu abi? Benim arkadaşımın motoru. Nasıl ya? Öyle bir şey olamaz ki. Aynı model, aynı renk. Öyle bir şey olamaz abi. Ruhsatını göster. Ruhsatım. Ruhsatım yanımda değil. Öyle bir şey olamaz. Nasıl yanında değil? Öyle bir şey olamaz abi. İşte her şey tam da bu anda başladı. Anahtar alındı, ruhsat soruldu. Sonra işte bunlar yaşandı. Benlik tamam. Oldu mu lan? Seninkini izleyebiliyor musun? İzleyebiliyoruz abi. Arkadaşlar, YouTube videom bu kadardı. Olmadı. Evet arkadaşlar, YouTube videom bu kadardı. Umarım beğendiniz. Umarım hoşunuza gitti. Beğendiyseniz yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. You look lonely.